Herkese merhaba. Bugün sizlere Bahar Hanım'ın çalıştığı iş yerine müdürüyle yaşadığı zorla yaptığı sonra da kendisini de istediği olayları anlatacağım. İyi seyirler. Selam ben Bahar. 21 yaşındayım. Konyalıyım ve liseden sonra iki kere üniversite sınavına girdim. Ancak sınava hiç çalışmadığım için istediğim 3 bölümde olmadı. Evde çok sıkıldım ve internette iş teklifleri aramaya başladım. Bir kozmetik firmasının yüksek maaşlı diksiyonu iyi, mizahı kuvvetli, giyimine özen gösteren ve en az lise mezunu çalışanlar aradığına dair bir ilan gördüm. Ertesi gün mağazaya gittiğimde mağazada 3 tane nazik ve bakımlı kadın çalışıyordu ve personel müdürü Jale Hanım ile görüşme yaptım. Beni işe alacakları konusunda anlaşmıştık. Ancak Jale Hanım müdürle de konuşmam gerektiğini ve onun yaklaşık 2 saat sonra burada olacağını söyledi. Odaya girip oturdum. İçeri 33 yaşında Emre Bey girdi. İri yapılı şişman bir adamdı. Pek yakışıklı olmasa da dost canlısı ve kurt gibi bir bakış vardı. Konuştuk ve beni işe almaya karar verdi. Çalışma saatleri biraz zordu. Sabah 9'dan akşam 9'a kadardı. Belki ailem izin vermez diye 2-3 ay çalışmayı düşündüm. Emre Bey de bir aylık deneme süresi yapacağını söyledi. Bu dönemde birbirimizden memnun olursak devam edecektik. Bu arada kendimden bahsetmeyi unuttum. Orta kilolu, hafif kıvrımlı, uzun saçlı ve ela gözlüyüm. Şu ana kadar iki sevgilim oldu. Hayatımı mahvettim diyebilirim. Kozmetik hikayem böyle başladı. İş yerinde üç kadın vardı ve üçünün de başı açıktı. Emre Bey'in bu kadınlarla karşı dost canlısı olduğunu düşünüyordum. Çünkü onlara çok iltifat ediyordu. Ancak işe başladıktan 10 gün sonra Emre Bey'in gözleri hep benim üzerimdeydi. Ve bana kaçamak bakışlar atıyordu. Diğer 3 olgun bayan kendi işlerine bakarken Emre Bey neden bana ilgi gösteriyordu anlamıyordum. Emre Bey artık bana olan ilgisini açıkça gösteriyordu. Öğle yemeklerinde bana eşlik ediyor ve bazen de beni işe bile götürüyordu. Sohbet ederken bile onu yüz yüze delirtmeye çalışıyordum. Zevkleriyle ilgili konular açıldığında da konuyu kapatıyordum. Bir gün herkes öğle yemeğine çıkmıştı ve midem ağrıdığı için ben çıkamamıştım. İş yerinde döpü gibi bir yerde uzanıyordum. Kapı açıldı ve Emre Bey içeri girdi. Özür dilerim Emre Bey. Biraz hastalandım dedim geçmiş olsun hastaneye götüreyim diye teklif etti. Gerek yok dedim. Bu cuma işe başlayalı bir ay oldu. Ne kadar mutlusun diye sordu. Benim açımdan hiçbir sorun yok dedim. Yaklaşarak bana temas etmeye başladı. Şok oldum ve onu ittim. Yaptığının çok yanlış olduğunu söyledim ve depodan çıkmak istedim. Biri gelebilir dedim. Merak etme kimse gelmez dedi. İstemiyorum dedim. Peki o zaman zorlayamam. Özür dilerim dedi ve beni sevdiğini söyledi. İlk başta çok kızgındım. Daha önce böyle bir şey hissetmemiştim ama bir karar verdim ve karşı koyamadım. Sohbet ettik ve biraz daha sonra nasıl olduğunu anlamadan dudaklarımız birleşti. İşi bitirdik ve artık Emre Bey ile çok daha samimiyiz. Şu anda nişanlıyız ve birkaç ay içinde evlenmeyi planlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.